Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz infakta zirvedeydi. Vermek onun hayatının ana çizgisiydi. Var olduğu zamanda, az olduğu zamanda, yok olduğu zamanda verirdi. Hiçbir ihtiyaç sahibini boş çevirmezdi. Kendinde yoksa çevresinden bulurdu ve ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görürdü. Efendimiz verirken kaygısızdı, telaşsızdı. Huzurla verirdi. Verdikçe huzur duyardı. Efendimiz verirken Rezzak olana dayanırdı. Sonsuz nimet sahibi Rabb-i Rahim'e dayanırdı. Verirken bir emanetçi olduğunu derinden bilirdi. Verirken bir aracı olduğunu terennüm ederdi. Can parçası babasının özelliklerini taşırdı. Ciğer paresi babasından gördüğü, öğrendiği hayatı yaşardı. Vermeyi ne kadar severdi. Vermek onları sevindirmişti. Verme imkanı olmadığı zamanlarda huzursuz olurlardı. Paylaşmadıklarında sıkıntı çekerlerdi. Onlar biriktirdiklerinden veriyor değillerdi. Onlar biriktirmekten huzursuz olurlardı. Onlar zaruri olan ihtiyaçlardan verirlerdi. Ayet-i Kerime'de öyle buyuruluyordu. Onlar bolluk zamanlarında da, darlık zamanlarında da verirler. Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'ya bir köle getirdiler. Bunu ona hibe etmek istiyorlardı. Hazreti Fatıma'nın uzun olmayan bir elbisesi vardı. Elbiseyi başına çekecek olsa ucu ayaklarına ulaşmıyordu. Elbiseyi ayaklarına çekecek olsa üst ucu başına ulaşmıyordu. Peygamber Efendimiz kızının elbise konusunda sıkıntısını görünce, "Ey kızım, bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok. Zira karşındaki baban ve kölendir." buyurdular. Can parçası peygamber kızıydı. Ciğerpare Medine devlet başkanının kızıydı. Babasının ciğer köşesi, babası istese imkanları çok ileri boyutta olabilirdi. Maddi sıkıntılar onun semtine uğramayabilirdi. Neredeyse bir kral kızı gibi imkanların içinde olabilirdi. Ya da bir kraliçe gibi bir hayatı yaşayabilirdi. Peygamber baba ve onun ciğerparesi işte böyle bir hayatı kabullenmiyorlardı. Kabullenmiyorlardı. Zira toplumunda sıkıntılı insanlar varken, ihtiyaçlarını göremeyenler varken, vurdum duymaz bir halin içinde olamazlardı. O toplumdan sorumluydular. Yarın da sorgulanacaklardı. Yarın Rabbine hesap verecekti. O öyle buyuruyordu. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Peygamber ikliminin insanları imkanlarını paylaşanlardı. Efendimizin şerefli arkadaşıydı. Efendimizin ikliminin insanıydı. Efendimizin yakın dostlarındandı Hazreti Ömer Efendimiz. Devlet başkanıydı. Bir beldeye gitmişti. Sorumlu olduğu toplumunu yakından izliyordu. Gözlemler yapıyordu. Sofralar kurulmuştu. Hazreti Ömer Efendimizin önüne güzel bir et yemeği getirilmişti. Ömer Efendimiz, "Böyle bir et yemeğini bu beldenin en fakir insanları yiyebilir mi?" diyordu. Cevapsa, "Hayır efendim," dediler. Ömer Efendimiz o halde, "Bu tabağı önümden kaldırın. Bu beldenin fakirlerini yiyemediği bir yemeği ben de yemem," diyorlardı. İnsan suresinde ise, "Gerçek erdem sahibi olanlardır ki sözlerini yerine getirirler ve şiddeti yayılıp genişleyen bir günün, hesap gününün korkusunu duyarlar. Onlar içleri çektikler halde yemeklerini yoksullara, yetimlere ve tutsaklara verirler," buyuruluyordu. İslam'ın potasında eriyenler, İslam'ı özlerine oturtanlar, İslam'ı hayat halinde yaşayanlar, böyle güzel müminler bilirler ki toplumun idarecileri toplumun hizmetçileridir. Toplumuna gece gündüz hizmet etmek için çabalayanlardır. Toplumun yaşantısı neyse
toplumun hayat standardı neyse, toplumun maddi seviyesi neyse, idarecilerin hayat tarzları da öyle olurdu. Öyle olurdu ki toplumun halini derinden anlasındı. Toplumun derdine dört elle koşsundu. Toplumun derdine derman olsundu. Toplumun idarecileri refah içinde yaşasınlar. Ama toplum sıkıntıların girdabında kıvransındı. İdarecilerle toplum arasında ciddi farklar oluşsundu. Üst tabaka, alt tabaka gibi. Böyle bir düşünceyi İslam onaylamıyordu. Böyle bir idareciyi tasvip etmiyordu. Böyle bir yapı İslam'ın esaslarıyla uyuşmuyordu. Efendimiz öyle buyuruyordu: kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Efendimizin ikliminin insanı değildi. İslam'ı özümsemiş insan değildi. İslam'ı temsil edebilecek insan değildi. Müminlerin bazı özelliklerini dile getiren Tövbe suresinin 71. ayeti şöyleydi: mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. İyi ve doğru olanın yapılmasını emreder. Kötü ve zararlı olanın yapılmasından sakındırırlar. Namazlarını dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah onları rahmetiyle kuşatacaktır. Allah aziz ve hakimdir buyuruluyor. Ümmet dinamik bir yapıydı. Birbiriyle kenetlenmiş bir yapıydı. Bir beden gibiydi. Bedenin herhangi bir yerinde bir sancı olsa cümle beden sancılar içinde kalırdı. Yüreklerde tevhid vardı. Tevhid bilincinin oluşturduğu bir yapıydı. Bu yapı namazda her gün tazelenirdi. Her gün daha bir ruh kazanırdı. Bilinci daha bir derinleşirdi. İnfak toplumuydu. Maddi yapısıyla ahenk arz ederdi. Kardeşlik iklimi asıldı. Ebu İdris el-Havlani, Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde 4 yaşındaydı. Bu nedenle sahabi olma bahtiyarlığını yakalayamamıştı. Tabiinin önde gelen alimlerindendi. Yaşadığı bir olay anlatıyor bizlere. Bir gün Dımaşk Mescidine gitmiştim. Orada güler yüzlü bir delikanlı gördüm. Halk etrafına toplanmıştı. Bir konuda anlaşamadıkları zaman ona soruyor, ne derse itiraz etmeden kabul ediyorlardı. Ben bu genç kim diye sordum. Peygamber Efendimizin arkadaşlarından Muaz bin Cebel'dir dediler. Ertesi gün erkenden mescide koştum. O genç benden evvel gelmiş namaz kılıyordu. Namazını bitirinceye kadar bekledim. Sonra önüne vardım ve selam verdim. Ve yemin ediyorum ben seni seviyorum dedim. Allah için mi seviyorsun diye sordu. Evet, Allah için seviyorum dedim. O yine gerçekten Allah için mi seviyorsun dedi. Evet dedim. Gerçekten Allah için seviyorum. Elbisemden tutarak beni kendisine doğru çekti ve kutlarım seni dedi. Çünkü ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle buyururken dinledim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala şöyle buyurdu: başka sebeplerle değil, sadece benim için, sadece benim rızamı kazanmak için birbirini seven, benim rızamı kazanmak için bir araya gelen, benim rızam uğruna birbirini ziyaret eden ve sadece benim rızam için sadaka verip iyilik edenler benim sevgimi hak ederler. Hayatlarının merkezinde Allah vardı. Peygamber Efendimizin hayatında bu çok belirgindi. Şerefli arkadaşlarına bu temel ilkeyi hayatıyla, hadislerle öğretiyordu, özümsetiyordu. Allah'a dayanmış bir toplumdu. Allah'a bağlanmış bir toplumdu. Tevhidin berraklığında yaşayan bir toplumdu. Bizlerse binbir zaaflarımızla, hali pür meralimizle onların izinde yürümeye gayret ediyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.